fiyatlarımızı gördünüz. Bu mevsim sonu dolayısıyla son gala. Evet beyler, sıraya girelim. Mevsimin son galası büyük bir tenzilat. Sürprizlerimiz de var. Abi. Evet. Tek kadın abiciğim. Bir numaralı delik. Aman yavaş, ürkütme. Hadi çabuk başlıyor. Tamam. Hadi kaçırma programı, hadi. Evet beyler, bu sezonki programımız burada sona eriyor. Susun. Hadi şimdi kıramadım. Ne? Sus. Gelecek sezonda birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın. Kardeşim. Konuşmayınlar. En kıyak günler ve röntgenler sizlerin olsun arkadaşlar. Hayır, şimdi istiyorum. Merhaba. Afiyet olsun. Güzel güzel, ye ye ye. Güzel mi? Ha, güzel de güzel de, biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar. Ya. Haber ver. Güzel mi? Güzel güzel ama bir yer biri bakar, kıyamet bundan kopar. Bakıyorum keyfin gıcır. Hem de nasıl, hem de gıcır gıcır. Her zaman ne demişimdir? Hayat hoştur, gerisi boştur. Hmm. Al dizginleri eline, koştur güzelim koştur. Hala bir iş bulamadık ama. Ama ben buldum Stanley. Ne işi bu? Hiç denemediğim bir iş. Dadılık. Dinle Stanley. Küçük bir çocuğa bakacak biri aranıyor. Erkek de olabilir. Müracaat. Çocukları sever misiniz? Bayılırım. Fakat çocuk yetiştirmek bir sanattır. Çocuk sevgi ister, sabır ister, ister oğlu ister. Daha önce hiç denediniz mi? Ben? İlahi Şazihanım, komiksiniz vallahi. Ömrüm veletler arasında geçti. Çocuklar arasında geçti. Benim yetiştirdiğim çocuklar şimdi üç kağıtçı oldular ya. Üç kağıtçı mı? Hiç duymadım. Nasıl bir meslek bu? Garip bir meslektir bu. Herkes olamaz. Bu bir nevi kağıtçılıktır. Kese kağıdı, tuvalet kağıdı, duvar kağıdı gibi. Neyse, biz işimize bakalım. Siz işinize gidin. Biz de çocukla parkta şöyle bir dolaşalım. Bakın ne güzel oynayacağız, ne güzel, aman. Pekala. Ama sakın unutmayın, bu ilk imtihanınız. Çocuğum size emanet. Biz de Allah'a emanet. Çocuk nerede? Bahçede oynuyor. Oo güzel. Siz şimdi soyunun, giyinin. Giyinin. Ben de çocuğu giydirir icabına bakarım. Hadi, hadi. Yuh. Oh.
Aa, bebek. Bebek değil lan, göbek. Bu ne? Kazak. Kazak ne demek? Arada bir karısından dayak yiyen erkek demek. Bu ne? Fırt. Fırt ne demek? Nasıl söyleyeyim? Fırlamak. Fırlamak ne demek? İşte oğlum, çıkmak. Nereden çıkmak? Ananın örekesinden. Öreke ne demek? Bana bak, fazla sual sorma, şimdi seni dilenciye veririm ha. Dilenci ne demek? Dilenci demek... Ben şimdi sana gösteririm dilencinin ne olduğunu, gösteririm. Allah ne muradınız varsa versin. Şu yetimden yardımlarınızı esirgemeyin. Ne verirsen elinle, o da gelir seninle. Allah ne muradınız varsa versin. Ayıp be ayıp, bu devirde 2,5 lira olur mu? Devalüasyon geldi be. Allah! Allah! Allah sizi kazadan beladan, bir de zamlardan korusun. Allah sizi her türlü kuyruklardan korusun. Allah sizi Samsun ve Maltepe'siz bırakmasın. Allah sizi İzmarit'e muhtaç etmesin. Allah! Ulan Veysel, belediyeye dikkat et! Allah! Allah! Allah ne muradınız varsa versin. Allah! Allah ne muradı? Allah! Allah! Bu benim çocuğum, ne? Dileniyor! Kalk oğlum, kalk! Ay. Şirketimiz iflas etti, al başına çocuğu çal be hadi! Ahlaksız herif seni, namussuz! Çocuğumu dilenci yapmış! Polis! Tüyü lan Stanley, tüyü! Ne kaçıyorsun be, belediye falan yok ki orada! Anası var, anası, yürü lan! Yakışır, kaçıyor! Ulan Mitçim, ha? Ah, ah, kalbim. Ha? Ha, hadi. ...1250 yılından kalma antika bir lamba. Bugünkü değeri 2500. 2500. 2500. 2750. 2750 oldu. 3000. 3000. 3500. 4000. Ama alamayız. Alamayız bebeğim. Neden alamayacakmışız? Sen sus. 4000. Alamazsın cicim. Sen öyle değil. Ben ne antikalar almışım. Abi canım. Dünkü çocuğu. Ne 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 ne? Bana ha? Moruk, ha bana. Sana ya, sana. Bana ha. Evet, bana sana. Ben adamın kendini ağzını cart diye yırtarım. 7 metre de bana yırt. Moruk. Ağza bak, ağza. Şunun ağzına bak. Bana. Ne varmış ağzında bakayım? Kasımpaşa'nın ağzına. 4000. 4000. 4000. Yok mu ağzına? 4000. Nereye geldik oğlum? 4000. 4500. 4500. 4500 yok mu artıran? Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Ya ne satıyorlar oğlum burada? Satıyorlar işte. Ne satıyorlar kardeşim? Mezba. Et satıyorlar. Biri daha kesime gitti. Kör müsün? Antika satıyorlar. Her taraf antika dolu. Cahil herif. Bırak bu lafları, yürü çıkalım. Yo, burada gırgır var. O ne? Ne oluyor sana kardeşim, ne oluyor? O ne güzellik. Mahvoldum. Kıpırdama. Konuşma. Şu anın ulviyetini
ve de saffetini bozma. Ne oluyor be? Affedersiniz, farlarınız gözüm aldı da yakınları yakın. Şimdi de bronz çağından kalma altın bir heykel. Baltalı çoban. Başlangıç fiyatı 5.000 lira. Var mı artıran? 5.100. 5.100. 5.100. 5.500. 6.000. 6.500. 7.500. 7.500. Var mı artıran? 10.000. 10.000. Ne yapıyorsun lan? İyiyim ya sen. 12.500. 12.500. 15.000. 20.000. 20.000. Yok lan, artıran. Ulan manyak mısın sen? Benden 25.000. 50.000 kel. 50.000 kel. Şey, affedersiniz. 50.000 satıyorum. Satma. Bırak satsın. Satıyorum. Satma ne olur, satma ya. 50.000. 50.000. Buranın parı kaçtı. Satıyorum. Satıyorum. Yok mu artıran? Satma. Satıyorum. Ay ben yedik, satma. 50.000. Para yok, satma. 50.100. 50.100. 50.000. Satıyorum. Öperim. Sattım. Acaba kiminle müşerref oluyorum? Zeynel. Zeynel Antikacıoğlu. Hiç duymadım. Ben de. Yani biz piyasaya yeni çıktık, girdik çıktık, bir karışıklık oldu da. Ben de Şermin Helvacı. Tanıştığımıza memnun oldum. O şeref bendenize ait efendim. Bu da şoförüm Veysel Direksiyon. Babası bana emanet etti. Oğlum hanımefendiye bir sigara ikram et, hadi. Ne sigarası kardeşim? Tekel sigarası, anladım, tekel sigarası. Hadi ikram et, ikram et. Hadi. Peki, ikram et, hadi. Aa, bu sigara neden böyle? Doktorum fazla büyüğüne müsaade etmiyor da. Oğlum, oğlum. Buyurun. Git arabayı getir. Ha, tamam. Ha, o... ya, ne diyorsun sen kardeşim? Ne arabası ya? El arabası. Hadi çıkar adam, çıkar adam, çıkar adam, uzatma. Çıkar adamdan, çık. Çık diyorum. Hadi lan hadi. Efendim babası bana emanet etti de haylaz ama. Kıyafetim için özür dilerim. Hayatta en büyük zevkim teptil kıyafet dolaşmaktır. Macera zevki de diyebilirsiniz. Soyadınız gibi galiba antika meraklısısınız. Hem de nasıl. Bir antika görmeyeyim. Hemen ayranım kabarır. El koymak isterim. Yaramaz el. Mesela şu anda size el koyuyorum. Ben antika mıyım? Hem de asari antika. Sultan Palamut devrinden kalma. Müsaade edin de şu nadide antikaya el koyayım. Bilmem ki. Derhal çıkalım mı? Bir apartif alırız değil mi? Bildiğim çok güzel bir lokanta var. Ama üye olmayan giremiyor. Ama malum haliniz ben... ben değil mi? Neden olmaz? Hem birbirimizi daha iyi tanırız. Her zaman bu apartif salonuna gelirim. Demek Paris'i çok seviyorsunuz. Sevmek ne demek? Dünya bir yana, Paris bir yana. Ah Paris! Paris! Ah! En çok hangi semtini beğenirsiniz? Şey semtini, neydi oğlum o semtin adı hani böyle ha? Ya neydi ne bileyim semt... ben kardeşim hangi semt? Canım sen de hiçbir şey bilmiyorsun canım. Hangi semti güzel değil ki? Al birini, vur birine, yazık olur o birine. Hangi otelde kalıyorsunuz? Şey otelinde, şey... Oğlum hangi otelde o? Şey otelinde. Aman canım sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Hani böyle çok yüksek, taştan yapılmış çok yüksek. Pencereleri var, pencereleri var, pencerelerinde camları var, balkonlu güzel bir girişi var, resepsiyonu var, odaları var,
Odalarda yatak var, balboro var, kent var. Ne ararsan var oğlu var işte. Gecesi 20.000 lira. 20.000 lira. 20.000 lira mı? Tabii bahşişiyle beraber. Oda 1.000 lira, bahşiş 19.000 lira. Yemek hazır efendim. Ekos etekli levrek fırında demek. Evet. Güzel. Buyurun sağ olun. Geliyoruz evladım, sen git geliyoruz. Evladım sen burada otur, biraz istediğini atıştır. Bak leblebi meblebi var, portakal mortakal ya. Hadi biz geliyoruz şimdi, hadi evladım hadi. Buyurun hanımefendi, şöyle rica edeceğim, buyurun. Merak etme, ben sana simit de yollarım. Esas mesleğiniz nedir Zeynel Bey? Yaparım, inşaat. Ne inşaatı? Baraj, garaj, han, hamam, sera, hara. Hara mı? Hara tabii, aygırların aşk yuvaları. Bunlar lüzumlu şeyler. ...8.210 lira. Ne kadar ucuzmuş. Belediye göz açtırmıyor galiba. Fix menü demek. Oğlum hanımın kürkünü. Tokata gelmesin. Levrek 2.500, ilahi levrek. Salata 750, beyaz peynir 650. Hemen kalkalım, başka sürprizlerle karşılaşmayalım. Ay ne kadar ucuz bir yer. Zeynel Bey'in adamısınız değil mi? Hay o Zeynel'in... Ne oldu gene? Zeynel Bey acele dışarı çıkmak zorunda kaldı. Hmm. Hesabı siz ödeyeceksiniz. İyi. Ha? Ne dedim? Ben mi? Ben mi? Evet. Farz edin ki inek bir arkadaşın inekçe bir şakasına kurban oldunuz. Ve de size şunu samimiyetle söylesem, üzerimde 2 jetondan başka bir şey yok desem. Ne yapardınız? Ne yapardınız? Her zamanki aynı muameleyi. Muameleniz temiz mi bari? Ah ulan Zeynel, ah! Allah'ından bul emi. Alacağın olsun senin. Ömrün stat kapılarında bilet beklemekle geçsin. Ah sıra sana gelince de bütün biletler bitsin. Bitsin. Ah bitsin. Ah. Of ya, of ki of! Hey Oli! Oli deyip durma bana be! Boşuna üzülüyorsun be! Yarın gider, milyoner babasından kızı isteriz. Sana vermeyecekler de kime verecekler be? Bugüne bugün koskoca bir kaldırım mühendisisin Oli! Bana Oli deyip durma. Peki, bir daha söylemem. Hey Oli, baksana bana. Of! Bir of çeksem, karşıki apartmanlar yıkılır, of! Bu iş böyle yürümezlik. Yürümez! Peki, ne yapacağız? Onun gittiği her yere gideceğiz, her kulübe. Milyonerler gibi. Bana bak, yarın ilk işimiz bir araba ayarlamak olacak. Bu araba, anlayın. Baharı bekleyen bunu deneyelim. Oldu, tamam deneyelim. Ön kapı kapalı, arkası nasıl? Arada kapalı. Arkayı dene, baharı bekleyen komşular gibi. Başka sağ öndeki fena diye yazılıyor. Çaktırma, ben etrafı kontrol ediyorum. Baharı bekleyen kumrular gibi. Açık bu dalalımı. Hadi hop dal, hadi bak geçirme. Hadi çabuk, eyvah! Eyvah, adam geliyor. Elime geçirsem görürsünüz. Hadi be! Kuzum, yakalayın olsun bağır serseriler! Ne
Yes. One minute. I speak with director. Thank you. Müdür bey, İngiliz turistler sabırsızlanıyorlar. Ne yapayım oğlum, rehberi bekliyoruz. O zaman siz gelin, cevap verin efendim. Saat kaç? 2. Neredeyse gelirler. Ha, işte geldiler. Neredesiniz be kardeşim? Turistleri oyalamaktan anam ağladı. Ne diyor ya? Hanginiz rehber? Bendeniz rehberim beyefendiciğim. Beni rehber diye gönderdiler. Evet, arkadaş? Garsondur, anadan doğma garson. Ha? Güzel, hangi dili biliyorsun bakayım? Ne istersen, kuş dili... Şey, İngilizce agası, olma. Tabii İngilizce, İngilizce, agasa ganegi... Tamam. Laf olsun diye sordum canım. Şu İngiliz turisti bir gezdiriver. Nereyi? Tarihi yerleri canım. Ha. Tahtakale'yi, Perşembe Pazarını. Ha? Ne Tahtakalesi be? Ha. Tarihi yerleri, Dolmabahçe'yi, Hisar'ı, Boğaz'ı falan. Şaka yaptım canım, şaka. Yalnız önce bir yıkanalım. Kirden nefret ederim de... Tabii. Nefret ederim tabii, kirden. Tabii. Sağdaki ilk oda sizin. Çarşaflar temiz mi? Arkadaş nefret eder de. Temiz mi? Tabii canım. Aa, bak iyi. Ha, iyi, iyi. Çarşaflar temiz olunca mesele yok. Hadi yürü. Bu buyurun kral dairemize. Sen manyaksın be. Ne olacak şimdi? Bak yataklar tertemiz. Cin gibiler. Bırak palavrayı da hemen tüyelim buradan. Nankörlük etme. Bak iş sahibi olduk işte. Evet. Sen turistlerle, ben de bulaşıklarla. Yazıklar olsun sana. Ben ki senin için saçımı süpürge ettim. Bak, bak, bak şu halime. Ayakkabım delik. Ayağıma ayakkabı alamadım senin yüzünden. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Ben banyoya gidiyorum. Otelimiz Orta Doğu ve Balkanların en güzel otelidir. Garsonlarımız çok kibar. Çekilin lan. Size çekilin be. Çekilin. Bu herifi anlayamadım. Bu herifi anlayamadım. Çok özür dilerim efendim. Buyurun. Buyurun efendim. Çok özür dilerim. İşte. İşte bu da Hisar. Çok antik. Çok. Maç antik. Very maç antik. Kim yapmak bunu? Bunu önüne gelen yapmak. Yani... Bak nasıl arkandakine yapmak? Bak. Sen kendi arkanı bırak, öndeki arkana çok bak. Büyük, bak. Çok büyük. Büyük ne demek? Kocaman. Kocaman ya. Hadi çek baba, çek. Ha? Çek moruk, hadi Joe. Çek, çek. Bulamazsın hiçbir yerde. çek. Bak, bak. Kim yapmak bunu? Söylesene. İnsan yapmak. Hangi insan? Osmanlı? Evet. 10.000 sene önce. Olamaz. Olamaz tabii. Salladım mı? 9, 8, 7, 6, 5. Yok mu lan iş portamalı? Ah neler söylüyorsun böyle? Anlamazsın tabii. Çünkü bu Mahmut Paşa dili. Herkes anlayamaz bunu. Nerede antik taşlar? Nerede? Anın acele etme. Göstereceğiz işte. Ama gösterse... Göstereceğiz. Ama ben de çok merak ediyorum antik taşlar. Sen de mi merak ediyorsun? Evet. Çok mu merak ediyorsun? Çok. Taş. Evet. Göstereceğim ulan. Hem de ne taş göstereceğim. Ha, güzel güzel. Bak göreceksin şimdi. Yürü ulan Joe musun ne moruksun. Yürü. Diş önüme. Koy. Sen anlamazsın Joe. Gel ben göstermek. Koy. Koy. Sen burada kal Joe. Burası ne? O antik koy. Sultan Palamut'tan kalma. Palamut? Onu da göreceksin. O
pantolonda yetişir. Taşlar nerede? Aha taşlar dolu. Antika topla. Hadi Joe hadi topla. Hepsi sana helal. Aferin Celal. Nereden geliyorsun? Nereden? Nereden? Ayıkladım. Neyi ayıkladın? Turisti. Ha, galiba sen de pirinç ayıkladın. Hadi ver sen de. Aman taşlarını iyi ayıklasaydın ha. Bir İngilizce döktürdün, bir İngilizce kimse yerden toplayamadı. Allah aşkına sus ya. Şu halime bak be. Falakadan çıkmış gibiyim. Sense işin gırgırındasın. Aldırma oğlum. Falaka klasiktir. Modası hiç geçmez. Şimdi ben bir banyo alayım. Cin gibiler banyoyu severler. Cin gibiler. Hadi ver. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz Şermin Hanım. Odanızı aldım. Teşekkür ederim. Zeynep şimdi ayıkla pirincin taşını. Hadi. Tekel sigara. Ben kuyruktan almak. Kuyruktan. This is çakmak. Çakmuk. No. Çakmak. Çakmuk. Hay kabiliyetsiz İngiliz. Aptal karı. Çakmuk değil çakmak. Çakmak çak. Kabiliyetsiz karı. Çakmak. 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 Kolay gelsin. Ne işin var burada? Ha? Hadi mutfağa. Ha. Sana bir müjdem var. Ha, acaba nedir? Çayda kahvaltıda mı yenir? Hayır. He. Adına Şermin dedim. Şu anda otele gelmiştir ve odasına çıkmıştır. Gel. Ne oldu sen Zeynel? Zeynel ayvayı yedi. ne oldu böyle Zeynel? Gitmek çabuk. Onu var yıldırım çarpmak, sizinle ben meşgul olmak. Mecburen tabii. Hadi eyvallah. Yedik ne ayvayı be. Ulan buraya da gelinir mi? Ulan bir çare düşünsene. Tüy Oli tüy. Ya da tanınmamak için kıyafet değiştir. Peki suratımı ne yapacağım? Hafta sonu boyasıyla boya. Astır lan. Bir daha söyle bakayım. Boya dedim. Yaşa lan. Aferin sana. İlk defa kafan çalışmaya başladı. Tam Zeynel'e göre gırgır. Hayat hoştur, gerisi boştur. Al dizginleri eline. Koştur güzelim, koştur. Ha. Koştur da koştur. Ne? Buyurun mister. Ben Amerikan Müslüman zenci. Bir oda ben isteme. Tabii efendim. İsim? Foreman Kosmos. Turnedeyim. Var buradan Cemil'i götürmek oraya. Amerikanya'ya. Kosmos. Los Machicambos. Para. Anlamadım mister. Anlasan zaten olmaz. Maksat anlamaman da. Yaz. Arap Kamil otele gelmiş olmalı. Hı. Derhal gidin onu beklediğimi söyleyin. Hı. Şermin'in yüzüğünü bir an evvel çalıp tüymemiz lazım. Hı. Tamam mı? Tamam da kendimizi nasıl tanıtacağız? Hı. Bana 50 lira borç versene. Hı. Vallahi bende yok. Sende var mı? Hı. Bende de yok. Sersemler parola bu. Parola be! Parola! Gerizekalılar. Hey boy. Coming.
I want tea. Ha? Ne hayvanı ulan? Adam gibi konuş be. Küstah. You are crazy. Ha? Kim? Labali garson. Çay getir. Ah. Ama demli olsun ha. Hadi go go. Good morning ladies and gentlemen ve de ihtiyar Barnaby Jones, ihtiyar delikanlı. May I sit down? Yes. Kendimi tanıtayım ben. Foreman Cosmos, Los Machicambos. Buyursunlar efendim. Thank you boy, thank you, thank you, thank you. Kohon, pis yanki. Crazy boy, crazy. Bizi bir yerden... bu nereye bir şey? Come on darling, come on, let's go. Come on. Go ihtiyar delikanlı. Affedersiniz, bir kara arıyoruz, yani Arap. Arap mı? Bayağı şey, Arap gibi Arap. Arap. Anlayamadım. Arap, Arap. 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 Yok mu? Hı? Bir bakabilir miyiz? Bir bakalım. Tabii, hı, buyurun. İşte Arap Kamil. Evet. Hemen patrolcuya haber verelim. Telefon edebilir miyiz? Tabii, buyurun. Alo şef. Alo. Alo şef. Kamil burada. Tamam. Oldu. Parola 50 lira borç verir misin? Tamam şef. Eyvallah. Buyurun. Hmm. 50 lira borç verir misin? Yok, ben Türkçe bilmek. Ben Amerikalı Foreman Cosmos, Los Machicambos. Hadi yallah os, yallah os. Affedersin, yanlışlık oldu galiba os. Gazla os, gazla os. Alo? Alo şef! Gelen Amerikalı bir zenciymiş. Olabilir. Fakat sizi deniyor da olabilir. Ha, anladım. Bir daha konuşun, tamam mı? Bir daha mı konuş? Bir daha konuşalım, tamam. Allah kahretsin sizi inşallah. Manyaklar. How are you Mr. Foreman Cosmos Topbaşı Kamboz? Konuşma lan pis bulaşıkçı. Bana bak, ne yap yap şermine görünme. Hadi yallah mutfağa, mutfağa hadi hadi. Bana 50 lira borç verir misin? Yok money, Foreman Cosmos. Yallah olsun, yallah olsun. Çetin Ceviz ha. Hala bizi deniyor. Tam bu soygunun adamı. Ha, baksana. Efendim. Al şunu Şamil Hanım'a götür. Peki olur. Aa, olmaz mı? Nasıl olmaz? Yani size göre olur da bana göre olmaz. Sonra olanlar bana olur. Bakın yazımı turama atalım. Siz kazanırsanız, siz kazanırsanız ben götürürüm. Ben kazanırsam tut şunu, sen götürürsün. Bendeniz para aramakla meşgulüm. Acele ettiğin için çıkartıyorum parayı. Neler saçmalıyorsun be adam. Hadi çabuk al götür. Evet, olur. Selamun aleyküm ya Saydi. Aleyküm selam efendim. Ben Abdülkerim Uzun. Odam hazır. Evet. 110 numaraya götür ya. Oğlum. Başla, derhal götüreyim. Efendim. Buyursunlar efendim. Tabii efendim. Tabii, hazır efendim.
Derhal efendim. En rahat odaya ayıracağım. Tabii. Peki efendim. Peki. Güle güle. Güle güle. Bence galiba bu. ...50 lira borç verir misin? Allah versin. Patronice bekliyor. Kim patronice? Ayten, sizi bekliyor. Kim bu Ayten? Ben tanımıyorum Allah. Hadi yallah, 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 yallah. Hı? Hadi. Allah Allah. Oh, başka kapıya, başka kapıya. Zam geldi rakıya. Konuşma lan. Aradığımız asıl Kamil bu. Sen numara yapıyor. Niye yaptın? Deniyor bizi kadar. Yürü. İkimiz de Arap. Ne? Sen de Arap. Ne oluyor ya? Senin petrol fışkırıyor, fışkırıyor. Sen de kafa fışkırıyor. Yok, ben de kafa değil, sen de petrol fışkırıyor. Burası deli dolu belge değil. Entel razale, fertel katabadım, takabadım. Anlatın bakalım mezar bekçileri. Yeter artık Kamil, yeter artık Kamil. Soygun işi gecikiyor. Soygun işi gecikiyor. Ayten Hanım anlatır sana. Ayten Hanım anlatır bana. Köşte. Zaten sizi köşte bekliyor. Zaten köşte beni bekliyor. Hayat hoştur. Gerisi boştur. Al dizginleri eline. Koştur da koştur. Bizim evin yolu yokuştur. Kapakların arkası hep boştur. Ay soluk surat. Allah Allah. Ben bu adamı bir yerden tanıyorum ama. Ne iştir anlayamadım. Kayamda kundura iki tane mezar taşı gibi adam var. Adama bak adama. Ben Ayten. Ben de Zeynel. Bu ismi mi kullanacaksınız? Evet, yenisini aldığımdan eskisinin hükmü yoktur. Çok şakacısın. Öyleyimdir. Sıhhatinize. Öyle olsun. Evet, anlatın bakalım. Sizi dinliyoruz. Anlatayım. İstanbul'da doğdum. Langa'da büyüdüm. Annemin adı Kamile. Babamınki Kamil. Sağ ayağımda Nasır, sol ayağımda Basur var. Ama merak etmeyin, Basur'um geçici değildir. Bana rahmetli babamdan miras kaldı. Çok iyi saklarım onu. Basur... Biz hayatınızı değil, soygunu anlatmanızı bekliyoruz. Soygunu, soygunu. Ne soygunu? Bakıyorum bize hala itimadınız yok. Siz bilmeyeceksiniz de biz mi bileceğiz? Elbette biliyorum. Maksadım sizi denemekti. Bakalım biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Nereyi soyacaktık? Milyoner Hasan Elvacı'nın evini! Evet. Aferin. Wonderful. Ne çalacaktık? Antika bir yüzük. Aferin. Aferin şişko. Şimdi 10 dakika çiş molası. Neden? Bu işler sıkışıkken konuşulmaz. Hadi bakayım, rahatlayın, öyle gelin. Hadi, hadi çişe, çişe, hadi çişe, çişe. Ah,
Dokunma. Allah kahretsin, önüne baksana. Sen önüne bak. Dalga geçmiyoruz burada, iş yapıyoruz. Aa. Ayak alttan dolaşma be. Aç çekil, aç çekil. Delirdi galiba. Tahminime göre herkes bu soygunu merak ediyor. Öyle mi? Öyle. Ben de merak ediyorum. Yakınlarım benim için meraklı turşucu derler. Soygun bana ve de meteorolojiye göre yarın. Neden? Ha. Neden mi? Ha. Neden ha? Neden? Neden ha? Çünkü hava yağışlı geçecek ve de gök gürültülü. Dolayısıyla bizim gürültümüz de gümbürtüye gidecek. Saat kaçta? Öğlen paydosunda. Gündüz mü soyacaksınız? Elbette. Neden olmasın? Hı? Gece babam da soygun yapar. Senin halan da, onun teyzesi de. Maksat gündüz soymak. Ben ona soygun derim. Hadi dağılın. Ama planı anlatmadın. Anlatmayacağım. Plan milan yok. Bu soygun plansız olacak. Bu şehrin imar planı da yok. Ama şehir var. Nerede toplanacağız? Evin önünde. Hangi evin önünde? Hasan Elvacı'nın. Ya şüphelenirlerse? Şüphelenmeyecekler. Çünkü ikiniz de birer kaldırım mühendisi gibi davranacaksınız. Önce köşkün ve kaldırımların ölçüsünü istiyorum. Milimetrik milimetrik. Hadi dağılın. Tamam şef. Sen bir harikasın. Dokunma. Yağlı boya akrilik dedik ya. Demek eni 3, uzunluğu 7 metre. Evet. Ha? İşte bu çok iyi, çok güzel. Bu başarınızdan dolayı bana 50'şer lira borçlusunuz. Ve de şimdi soyguna hazırlanın. Saat kaçta? Öğlen 1'de. Evet. Çünkü bu saatte herkese bir rehavet çöker. Nerede buluşacağız? Evin önünde dedik ya. Hadi şimdi hazırlık yapın. Tabanlarınızı yağlayın, kaçmanıza yardımcı olur. Şef, orada dikkati çekmez miyiz? Oraya giderken elinize birer demet çiçek alıp öyle bekleyin. Aa, sanki sevgilinizi bekliyormuş gibi. Bu plana ne dersin? Bulunmaz bir erkek. Hop! Yağlı baya, yağlı baya dedik, kriyi kalk. Oğlum, şu servisleri değiştir. Hay hay! Al şunu, ver şunu. Al! Sen de ver şunu, ver! Al bakayım. Sen al. Aa! Tamam mı? Ulan kim bu? Aman Allah'ım nedir bu başıma gelenler? Özür dilerim efendim, çok özür dilerim. Thank you.
Nizam ve de Hüsam, Kasım Pata harekatına hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sağ olun. Eyvah! Bu soygun yatar. Neden? Çünkü nezle olmuşsun. Nezleli insan sessiz hareket edemez. Ya soygun sırasında hapşırırsan? Ağzımı kapatırım büyük reis. Ulan senin ağzın dursa mabadın durmaz. Mamafi, soygunu aksatmamak için yarın harekete geçiyoruz. Tamam. Bana bak Şişko. Şuna iki tane hap içir bu gece. Tamam. İyice bir terlesin ya da sen şimdi terlet bunu. Eve kadar bir koşturuver. Hadi, hadi bakayım, maş marş. Hadi. Maş marş. Bir, iki. Maş marş. Maş marş. Sol ki. Beş kilometre koşacaksınız eve kadar. Hadi yürü, yürü. Koştur lan, koştur. Hayrola Şermin Hanım? Ayrılıyor musunuz? Evet. İstediğim hiçbir şey ne oluyor ne de geliyor. Hoşçakalın. Bir dakika Şermin Hanım. Hay Allah, ne oluyor bu otele? Bir türlü anlayamıyorum. Gelsene buraya bakayım, gel. Buyurun. Senin garsonluğunda iş yok. Kim demiş onu? Ben dedim, ben. Sen bundan sonra bulaşıkçılık yapacaksın. Ha? Ben? Evet, sen. Bulaşıkçı ha? Evet. Senin garsonluğuna da, bulaşıkçılığına da, oteline de, Şermin'ini de, Zeynel'ini de, seni de... Yuh! Öpeyim ulan. Sızırım seni. Puh! Planımız şu. Ne? Siz içeri girip antikayı çalarsınız, ben burada beklerim. Ne plan değil mi? Siz girmeyecek misiniz içeri? Olmaz. En tehlikeli görevi benim yapmam lazım. Ben burada bekleyeceğim. Beklemek önemli, çalmak değil. Hadi gazlayın yüzüğe, sakın dalmayın büzüğe. Bana bak, bu iş gırgırlıktan çıktı, fırtlaşıyor. Şef, Arap şef yüzük. O ne? Yüzük beyazlaştı senin. Neden olmasın? Silsil kullanıyorum. Ne demek oluyor bu? Bu demektir ki ben Arap değilim. Sizin gibi beyazım, soygun moygun yok, yüzük bende yatar. Bravo, nasıl da söndürdünüz. Oğlum. Buyurun hanımefendi. Buyurun. Doğum gününüz kutlu olsun. Nedir bu? Hindistan'a gittiğimde almıştım bir mihraceden. Hangi mihraceden? Raj Kapoor'dan, öyle değil mi? Açın bakalım. Pek sıkı bağlanmış. Sen mi bağladın? Takın bakalım, parmağınıza uyacak mı? Hiç merak etmeyin Zeynel Bey, tıpatıp uyar. Uyarmış. Geçen yıl babam hediye etmişti. İki gün evvel de çalınmıştı. Söyleyin bakalım, ne olacak şimdi? Ne mi olacak? İster gül, ister ağla. İstersen donunu bağla arkadaşım.